yapmıyorsun bak. Tamam. Değerli izleyiciler, evet yayındayız. Peki, değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde bir açıklama yapıyor. Hemen oraya dönüyoruz. Değerli arkadaşlar, öncelikle her birinizin ve ailelerinizin geçmiş bayramlarını kutluyoruz. Siz Yüksek Seçim Kurulu'nu takip eden muhabir ve kameraman arkadaşlar açısından da bayramdan çok bir çalışma dönemi olduğunu hep birlikte gözlemledik. Emeklerinize sağlık. Daha önce de açıkladığımız gibi biraz önce Yüksek Seçim Kurulu'na Hatay Büyükşehir ve Hatay İskenderun ilçe için ayrı ayrı tam kanunsuzluk iddiasıyla başvurumuzu yapmış durumdayız. Bu başvuruyu bizzat yapacağımı ve takip edeceğimi söylemiştim. Bu başvuruyu kendisi de Hataylı olan genel sekreterimizle, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımızla, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımızla ve Hatay'daki tüm itiraz süreçlerini bizzat yerinde takip eden genel başkan yardımcılarımız Gökçe Gökçen ve Murat Bakan'la birlikte gerçekleştirdik. Tam kanunsuzluk başvurumuz herhalde Yüksek Seçim Kurulu'na tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur. Birazdan sadece 8 başlığına değineceğim meselenin herhangi bir tanesi tarafsız ve siyasi baskılardan arındırılmış, sadece hukuk normlarına göre düşünülen vicdan sahibi insanlarda seçimin yenilenmesi yönünde bir karar verme durumunu yaratacaktır. Hiç şüphe yok. Her birisi için Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmişte aldığı talebimize uygun kararlar mevcuttur. Her birisi için. Ve örnekleriyle, ekleriyle, bilgileriyle birlikte sunduk. Bizim başvurumuz eğer 2019-31 Mart İstanbul seçimleri iptal edildiyse bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. 8 kez iptal edilebilir. İstanbul Büyükşehir seçiminin iptal gerekçesini okuyun. Elimizdeki kanıtları okuyun. Bir değil 8 kere bu seçimi iptal edersiniz. Kısaca bilgi verecek olursam öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlilerinin ve zabıtaların seçim kurullarında görev yaptıkları, sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır. Sabittir, açıktır, hal tam kanunsuzluk halidir. İkinci ve önemli hususumuz, hakkında kısıtlılık kararı bulunan 108 seçmeni biraz önce Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimiz dilekçenin ekinde sunduk. Ayrıca 3389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtlar torbaların, çuvalların içinde Yüksek Seçim Kurulu'nun adalet dağıtacağı adalet terazisine konmak üzere beklemektedirler. Aradaki farktan hatırlarsınız Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine sayım kararı alındığında aradaki farktan çok geçersiz oy var bakmalıyız demişlerdi. Aradaki farkın 15 katı geçersiz oy var ve kanuna göre geçersiz oyların niçin geçersiz olduğu mutlaka yazılmalıdır. Yazılmamıştır. Durum tam kanunsuzluk halidir. Ayrıca Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belediye meclis üyesi adayı olan ve ilçe seçim kurulu üyesi olan kişiler kurul üyeliklerinden istifa etmedikleri halde seçimlerde aday olmuşlar. Seçimlere partilerin yaptığı itirazlarda bulunmuşlar.
İtirazlara karar vermişler, oy kullanmışlar ve hatta bir tanesi kendi mazbatasını kendi imzalamıştır. Hal tam kanunsuzluğun daniskasıdır. Ve yurt dışındaki tespit ettiğimiz seçmenler oy kullanmışlardır. Biz 300'e yakın seçmenin yurt dışında oy kullandığını, yurt dışında bulunduklarını o gün ispatlıyoruz. Oy kullanmadıklarının ispatı için çizelgeler açılmalıdır. Eğer gerçeği arayacaksak, bu kurul hakikatin peşinde koşacaksa ve adalet dağıtacaksa, yurt dışında olduğunu ispatladığımız o seçmenlerin oy kullandığı yerlerine oy kullanılmadığını imza föyleriyle bakmak durumundadırlar. Ve yine Kırıkan'da seçim sürerken çıkan bir arbedede sandıklar dağılmış, pusulalar saçılmış, seçim durdurulmuş. Bir saat sonra sıfırdan başlıyoruz denmiş. O ana kadar kullanılan oylar, seçmenler kullandıkları oyların sandıkta olduğunu sanıp evlerine gitmişler ama o oylar kullanılamamıştır. Seçim öğlenin 11'inde yeniden başlatılmıştır. Hal tam kanunsuzluk halidir. Sıfır oy aldığımız sandıklarda maddi hataları sadece düzelttirerek farkı 3900'den 2569'a inmişken sadece maddi hata, yazım hatalarını tüm sandıkların bu denetime tabi tutulmasından doğal bir talep olamaz. Ama Hatay, bakın İstanbul Gazi Osman Paşa, bütün oylar yeniden sayıldı. Yüksek Seçim Kurulu sayıma devam edin kararı verdi. Kütahya, geçersiz oylar tek tek sayıldı. Yüksek Seçim Kurulu itirazımızı reddetti. Şimdi bu kararlar bu kadar açık ortada ve daha mürekkepleri kurumadan Hatay'da hiçbir oy yeniden sayılmadı. Hatay'da hiçbir sandık ne ilçe düzeyinde ne il seçim kurulunda sayılmıştır. Şimdi iş YSK'nın önündedir. Geçen sefer itiraz ettiğimizde saymama kararı hukuki değil siyasiydi. Çünkü AK Parti isteyince sayıyorsun. Ama bugün onlara 3389 ölü seçmenin listesini biz vermişken, yurt dışındakilerin listesini vermişken ve tüm kanıtlarımızla tam kanunsuzluk hallerini sıralamışken, kendisi aday olan kişi seçim kurulunda görev yapıyorken, artık bu vakitten sonra bu tam kanunsuzluğa ben tam kanunsuzluk demedim, görmedim diye imza atacak birisi çocuklarına çok doğru bir miras bırakmayacaktır. Bu karar bugün böyle alınırsa Yüksek Seçim Kurulu'nun bu tarihteki kararı siyasi bir karar olacaktır. 2019 seçiminin siyasi bir kararla iptal edildiğini seçmenin vicdanı 2 ay sonra cevaplamadı mı? Seçmen o kararı verenlere mi katıldı? İtiraz edenlere mi katıldı? Seçmen mağdurun yanında yer aldı. Ve o gün 806 bin fark, bugün 1 milyon fark olduysa hep o yapılanlar yüzündendir. Buraya talimat verenlere söylüyorum. Aklınızı başınıza alın. Bunlar seçmenin vicdanından dönüyor. Size bu aklı verenler size de iyilik yapmıyor. Ülkeye hiç iyilik yapmıyor. Hatay'a hiç iyilik yapmıyor. Ve son kez şunu söylüyorum. Bir seçilmiş kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak büyük bir suçtur. Ama o baskıya boyun eğmek hiçbir hakimden beklediğimiz bir tutum değildir. Seçim kurulunun, Yüksek Seçim Kurulu'nun asla ve asla böyle bir karar vermeyeceğini, bu siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyor. Her birisine
vicdanlarıyla baş başa verecekleri karar için şimdiden teşekkür ediyorum. Efendim, teşekkürler arkadaşlar. Efendim, Antalya Kepez'de belediye başkanıyla ilgili bir tutuklama kararı geldi. Onunla ilgili bir sosyal medyada paylaşım yaptığı zaman. Değerli arkadaşlar, Antalya Kepez'de iki hukukçu milletvekilimiz, birisi grup başkan vekilimiz Ali Mahir Başarır, bir diğeri Ankara milletvekilimiz Umut Aktağ'ın olmak üzere bugün Antalya'dalar. Örgütümüzle görüştüler. Belediye başkanımızı ziyaret etme aşamasındalardı ben toplantıya girerken. Ve Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk yapılıyor. Büyük bir vicdansızlık yapılıyor. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kusuru olan kimse cezasını çeksin. Buna kimseyi koruyacak değiliz. Ancak Kepez Belediye Başkanımız geçmişte o şirketin başındayken ilgili bakanlıktan onaylı, sertifikalı, buna yaptırabilirsin dedikleri şirkete bakım yaptırdıysa, o görevi bıraktıktan sonra da 3 kere bakım olduysa, denetim olduysa, benim belediye başkanımın görevi bıraktıktan sonra 3 kere bakım olan, denetim gören teleferiğin kazasından sorumlu tutulup tutukluluk tedbirine başvurma kararı siyasidir. Eğer kusuru olsa mutlaka ve mutlaka bunun soruşturulması gerekir. Kaldı ki kendisi bir hafta önce Kepezliler Kepez'i sen yönet diye oy vermişler. Tutuklu yargılanmayıp da serbest bırakılsa Kepez'i bırakıp mı kaçacak? Başında olmadığı şirketin delilini mi karartacak? Bu yeni görevini yapmalısına engel sadece ve sadece siyasi bir manevradır, baskıdır. Tamamen haksızlıktır. Ayrıca Kepez Belediye Başkanımızın şu kadarcık bir suçu olduğuna inanmamakla ve buna yürekten suçu olmadığına inanmakla beraber gözümüzün önünde 301 kişi öldü Soma'da. Ve en son İliç'te bir kamu görevlisi yargılandı mı arkadaşlar? Dönemin tren kazasında dönemin ilgili genel müdürünü görevden aldılar. Daha dava bitmeden yeniden göreve atadılar arkadaşlar. Yargılandı mı? Bir kişiye Soma'dan İliç'e kadar tüm facialarda bir kamu görevlisine yargılama izni verdiniz mi? Hesabını sordunuz mu? O şirketlerin genel müdürlerine sordunuz mu? O tarihtekine sordunuz mu? Şimdi gelip bize soruyorsunuz. Belediye başkanımın suçu olsa ben bu soruşturmanın yapılmasından hiçbir rahatsızlık duymam. Tutuksuz yargıla, yargıla kardeşim. Göreceksin bütün kanıtlar onun döneminde bu işlerin dört dörtlük yapıldığını ve devamında da yapıldığını. Burada bir suç varsa, o bakımı yapan, denetimi yapan firmada bir eksiklik varsa hesabını hep beraber soralım. Bizden yana birinde varsa hep beraber soralım. Ama belediye başkanını tutuklamak nedir ya? Yani bunu kime yaptınız da benim belediye başkanıma yapıyorsunuz? Büyük bir haksızlıktır. İtirazın kabul edileceğini, başkanımızın görevi başına döneceğini en kısa sürede bekliyorum. Aksi durum gerçekten vicdanla da bağdaşmaz, akılla da bağdaşmaz, edeple de bağdaşmaz. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Kepez mi? Hayır. Yüksek Seçim Kurulu mu? Tabii. Yani şimdi çok ciddi iddialarda bulundunuz. Kurula siyasi baskı yapılıyor dediniz. Sizin buna ilişkin tespitiniz var mı ki bu Yüksek Seçim Kurulu hep olacak? Bundan sonraki seçimler de böyle şaibe altında kalacak. Bir de bir önceki gelişinizde 10 dakika falan kalmıştınız. Şimdi yarım saati geçti. Bunları kurul başkanının yüzüne de söyleyebilir misiniz böyle? Şimdi kurul başkanının yüzüne söyleyebildiniz mi cümlesindeki provokasyonu reddederim. Çünkü böyle bir ilişki kurmamamız gerekiyor. Hem basınla bir siyasetçinin hem de bir siyasetçinin kurul halinde görev yapan bir başkanla. Biz kendisine dilekçemiz hakkında bilgi verdik. Nezaketle kendisine meramımızı anlattık. Kendisi kararıyla konuşacak bir mercide olduğu için kendisinden bu konuda bir somut cevap da beklemedik. Başkanın tutumunu, imzasını gördüğümüzde, kararını gördüğümüzde göreceğiz.
Ben beni hem bir öncekinde hem bu sefer makamında ağırlayan, makamın gereğine uygun nezaket gösteren ve kararları kesin olan bir kurulun başkanıyla böyle bir tartışmaya, böyle bir polemiğe girmem. Zaten ne kendisinin, ne kurulun herhangi bir üyesinin bir baskıya boyun eğmeyeceğine olan inancım tamdır derken kendilerine bir saygısızlık yoktur. Bu kurula baskı yapanları söylerim. Onun dışında ben yüzüne söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi kameraların önünde ya da arkasından söylemem. Şunu da bilirim. Meydanda yapılan kusurun tenhada özrü de olmaz. Eğer bir kusur varsa o orada da burada da kusurdur. Bunu böyle bilin. Onun dışında bizim sizinle kurmamız gereken ilişkinin de seviyesi bu olmasın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını izlediniz. Yanında Gül Çiftçi vardı, Gökçe Gökçen vardı, Gökhan Zeybek vardı ve Selin Sayakböke'yi gördük, genel sekreter. Aynı zamanda Murat Bakan vardı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları. Murat Bakan özellikle Gül Çiftçi ile birlikte son dönemlerde Hatay'da zamanını geçiren kişi. Bakalım bu başvurudan ne gibi sonuç alınacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı başvurudan Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak olan kararı merakla bekliyoruz. Hemen dış politikaya geçelim çünkü Oğuz Demirak birazdan bizimle birlikte olacak, emekli büyükelçi. Onunla konuşacağız çünkü çok önemli. Hemen sınırımızda çok uzak olmayan bir alanda resmen İran'ın da artık devreye girdiği bir savaş ortamı söz konusu. İran o Suriye'deki konsolosluk binasının 1 Nisan'da vurulmasına misilleme yaptı ve 300'den fazla sihir füzesi ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İran tarafından yapılan açıklamada bu saldırının düzenlendiği açıklandı ve özellikle de devrim muhafızları ordusu hava kuvvetleri. Siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu denildi. İsrail ordusunun bunun cevabı oldu. SİHA ve füzelerin %99'unun İsrail hava sahasına girmeden yok edildiğini bildirdi. Ve doğru zamanda bedelini ödeteceğiz diye bir açıklama da yaptı. Şimdi haberimizi verelim. Daha sonra Oğuz Demirak ile sohbete başlayalım. İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı Türkiye'de de geniş yankı buldu. İktidar kanadından ilk hamle saldırıdan saatler sonra geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefonla görüştü. Fidan, görüşmede bölgede gerilimi artıracak adımların sona ermesinin arzu edildiğini aktardı. İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de taraflara çağrısını sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınmaz çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuzun yurtta barış, dünyada barış vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Özel ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Uzmanı İlhan Uzgel, İran'ın İsrail'e füze saldırısını Telebir özel yayınında yorumladı. İran, Filistin'e yönelik saldırılara karşı İsrail'e doğrudan bir füze saldırısında bulundu. Uzgel, İran'ın saldırısına karşı AKP iktidarının sessiz kalmasını değerlendirdi. Türkiye'yi de zor durumda bıraktı aslına bakarsanız. Hani evet. İran hem bölgesel liderlik açısından bir adım öne geçti. Hem Filistin davasının savunucusu gibi oldu. Şimdi İran'a karşı çıkmak, yani tabanı zaten çok zorladı kendi tabanını. İran'a karşı çıkmak bir dert. İran'la İsrail arasındaki gerilimi Telebir'de yorumlayanlar arasında olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP iktidarına ve partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Türkiye olarak bu geceden itibaren alınması gereken bazı tedbirler var. Ankara'da 24 saat aralıksız görev yapacak bir kriz masası oluşturulmalı. Sayın Erdoğan, Sayın Biden'ı doğrudan aramalı ve Gazze soykırımı dolayısıyla ortaya çıkan bu gerilimin daha da tırmanmaması için Gazze'de derhal bir ateşkesin yapılması gerektiğini söylemeli.
Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki üslerine dikkat çekti, iktidarı bu konuda uyardı. Türkiye'deki Amerikan üsleri, başta İncil'i korumak üzere ve imkanları asla bir savaşta taraf olarak kullanılamaz. NATO nezdinde Türkiye girişimde bulunmalı. Burası NATO'nun görev alanı değil. NATO'nun herhangi bir fasilitesi, herhangi bir imkanı bölgedeki bir savaş için kullanılmamalı. Siyaset bilimci Haldun Solmaz Türk ise İsrail'in uzun bir süredir İran'ı kışkırttığını, Netanyahu'nun savaş istediğini söyledi. Uzunca bir zamandır İsrail, İran'a güçlü bir darbe vurmak için fırsat kolluyor ve buna hazır. Bir savaş istiyor. Yani. Gerilim zaten var. Şimdi bu gerilimi bir savaşa, bir bölgesel bir savaşa dönüştürmek istiyor Netanyahu. İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği hava saldırıları tüm dünyada gündemin ilk maddesi olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz bir açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini koruyor. Şu ana kadar Hakan Fidan devrede. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar dışında Türkiye'den herhangi bir açıklama yok. Resmi anlamda tabii. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden Özgür Özel'in tepkisi var. Namık Tan'ın tepkisi var. Eski Büyükelçi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Bakalım ne olacak? Şimdi Oğuz Demirak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi İran'ın bu saldırısına İsrail cevap verecek mi? Soru bu. Şu ana kadar doğru zamanda bunu yapılacağına yönelik bir açıklama geldi. Dolayısıyla bir gerilim söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi şu ana kadar muhatap oluyor İran yerine. Tahran Türkiye'yi bilgilendiriyor. Türkiye de Washington'u bilgilendiriyor. Böyle bir durum söz konusu. Ne diyorsunuz? Söze başlamadan önce müsaade ederseniz bugün bir diplomat arkadaşımızı kaybettik, İhsan Sakarya'yı. Evet, evet. Siz de tanırsınız tabii Belçika'dan. Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Kızına, ailesine, bütün dışişleri camiasına da bu vesileyle başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Şimdi tabii İsrail'in Gazze'de başlayan ihtilafı, çatışmaları tırmandırmak ve bölgesel boyutlara taşımak istediği kesin. Son bu Suriye'deki konsolosluğu vurması ve arkasından gelen gelişmeler aslında İsrail'in lehine oldu. Konsolosluğu vurdu. Büyük bir skandal. Diplomatik bir temsilciliği vuruyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tepki gösterdi. Fakat uluslararası hukuktan söz eden önemli Batı devletlerinin hiçbirisi tepki göstermediler. Evet, ne Avrupa Birliği ne Amerika Birliği. Hiçbirisi tepki göstermediler. Olacak iş değil. İşte aslında dediler orada konsolosluk ama içinde başka şeyler filan var. Bu bütün Amerikan temsilciliklerinin içinde CIA var. Yani o zaman bütün Amerikan temsilcilikleri de vurulabilir yani. Böyle evet. Saçma sapan bir şey olur mu? Evet. Yani uluslararası hukuk ve ilişkiler açısından bir konsolosluğun vurulmasına tepki göstermemek çok kötü bir şey. Çok kötü bir emsal. Maalesef hukuka dayalı uluslararası düzenin çökmekte olduğunun yeni bir işareti. Bunun üzerine İran tabii ilk önce tepki gösterselerdi belki İran bu karşı şeyi yapmazdı. Bu kesin. İsrail bunu bilerek yaptığı kanısındayım. Çünkü İran'ı cevap vermeye mecbur eden bir saldırıydı bu. Dolayısıyla İran bunu, istediği oldu diyorsunuz. Dolayısıyla İran da buna cevap vermek gereği duydu. Ama tabii İran tırmanmadan yana değil. Çünkü tırmanma İran'ın işine gelmez. Kaybedebileceği bir sürece girer. Dolayısıyla kısıtlı bir saldırı yaptı. Bence daha fazlasını yapabilirdi. Herhangi ama yapmadı. Kaybı yok. İşte onların hepsi bence hesaplandı işte İran tarafından. Daha fazla işi büyütmek istemiyor İran. Ama bunu İsrail Amerika'nın da yardımıyla çok iyi kullandı. Gazze meselesi birdenbire unutuldu. Evet. Daha dün 100'e yakın insan öldü. Kimse bahsetmiyor. Herkes İran'dan bahsediyor. Birdenbire Gazze meselesi geriye itildi. Amerika, işte G7 birdenbire hepsi İsrail'in savunucusu haline geldiler. Ve birdenbire bölgenin kötü aktörü, kötü çocuğu gene İran oldu. Yani bütün bunlar aslında İsrail diplomasinin
bir başarısıdır. Tabii arkasında açıdan. Amerika var, ve İngiltere var. Amerika'yı da tabii parmağında oynatmaya devam etti Netanyahu, bu arada söyleyelim. Ama Biden de galiba Netanyahu'nun parmağında oynatıldığının farkında. İran'a doğrudan saldırırsan sana yardımcı olmam gibi açıklamalar yapıyor. Ama bence gene yardımcı olmak zorunda kalabilir. Netanyahu'nun bundan sonra ne gibi bir şey düşündüğünü bilemiyoruz. Ama stratejisinden vazgeçeceğini sanmıyorum. Tabii bütün bunların temelinde İran'ı kötülüyoruz ya, İsrail'i kabul etmiyor, bölgede kanser tümörü olarak görüyor, İsrail'i ortadan kaldırmaya çalışıyor diye. Bunlar tabii İran'ın yanlış politikaları. Ama işgal olmasaydı, İsrail ile Filistin iki ayrı devlet halinde yaşıyor olsaydı, İran'ın böyle bir politikası olur muydu? Olamazdı. Yani dolayısıyla bölgedeki esas sorun İsrail'in Filistin'i işgal etmesi. Ve sürekli bu unutuluyor. Özellikle işte Batı'nın böyle kasıla kasıla dolaşan liderleri var ya, evet. Aralarında bir de Hint mihracesi var şimdi. İngiltere başbakanı. Evet. Böyle kasıla kasıla dolaşıyorlar ama hep bunu unutuyorlar. Yani işlerine geldiği için unutmuyorlar. Unutmuyorlar tabii de. Yani işte işlerine geliyor. Halkı da enayi sanıyorlar herhalde. Böyle unutturmaya çalışıyorlar. Bizimkiler de unutuyor anladığım kadarıyla. Saçma sapan. Onu soracağım. Türkiye'nin zayıf politikasını nasıl buluyorsunuz? Şimdi, yani ne yapmalıydı? Valla Türkiye'deki politikası bugün çok zayıf. Böyle şey olmaz. Yani bir zamanlar şey diyorduk. Bölgede kuş uçsa bizden sorulur filan diyorduk. Saçma sapan bir laftı. Ne kuşlar uçtu, hiç kimse de bir şey sormadı. Bugün de hiç kimse bir şey sormuyor. Biz suspus içindeyiz. Yarın ne olur bilmiyorum, parti liderleri konuşuyorlar. Yarın bir açıklamalar yapılır mı? Ama çok pasif bir durumdayız. Yok biz arabuluculuk yapıyormuşuz, bilmem neymişiz. Bunlar hikaye, inanmıyorum öyle şeyler. yani yok zaten arabuluculuk. Tahran'la Washington arasında laf taşıyormuşuz filan. Yani Washington herhalde bütün İran'la arası iyi olan ülkelerde birer şey yapmıştır, girişim yapmıştır, bir takım mesajlar vermiştir. Ama mesela basında gördüm, göya Washington demiş ki İran saldırsın ama fazla ileri gitmesin. Biz de bu lafı Tahran'a taşımışız. Yani böyle bir mesaj verebilir mi Amerika? Biden çıkıyor televizyona, İran'a sakın ha saldırma diyor. Ondan sonra perde arkasında hem de Türkiye aracılığıyla böyle bir mesaj. Bu saçma sapan bir şey. Yani bu böyle bir şey olamaz. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bizim de yani bu konudaki suspusluğumuz hayret verici. Hayret verici. Bir zamanlar atıyorduk, tutuyorduk. Şimdi de suspus hale geldik. Yanlış bir politika. Halbuki uluslararası hukuka dayanarak her seferinde çıkıp ciddi açıklamalar yapmamız lazım. Hı hı. Bölgedeki kişilerle görüşüyor olmamız lazım. Ama o konumda olabilse aslında. O konumda değiliz ama. Şu anda o bölgedeki çatışmaları da ciddi anlamda azaltacak en azından. Yani en azından söz konusu olabilir. Tabii sözü geçerdi Türkiye'nin. Belki bir takım gerçekten ara buluculuk olmasa da arayı bulma çabaları dikkate alınırdı. Türkiye böyle bir durumda değil. Yani pasif. Peki burada şu anda çok pasif. Rusya ve Çin alternatifini de konuşalım. Rusya'nın yaptığı açıklamalar tamamen İran'ın arkasında olduğunu gösteren açıklamalar onlar oldu. Onlar doğal. Gayet doğal. Doğal. Ve bütün bunlar tabii seçim öncesi, üstelik de Amerika'daki seçim öncesi bir tansiyonu daha da fazla yükseltebilir mi? Şimdi Amerika'daki seçim öncesi tansiyonu, aslında tabii Orta Doğu'daki tansiyonun yükselmesi seçimler bakımından Biden'ın lehine değil. Orada görülüyor ki Müslüman ve Arap oylarını Biden, hatta ilericilerin oylarını, Demokrat Parti'nin solunun oylarını Biden kaybedecek. Seçime gitmeyecekler, sandığa gitmeyecekler. Ben de olmasam gitmem. Yani onlara Bernie Sanders kalkıp sandığa gidin demedikçe hiçbirisi gitmez. Yani dolayısıyla Biden bu şeyde Orta Doğu'daki durum sürdükçe seçilme şansı tehlikeye giriyor. Daha fazla tehlikeye giriyor. Ama bir türlü işte Netanyahu'ya söz geçiremiyor. Bir türlü şeydeki Yahudi lobilerini etkileyemiyor. Yani dolayısıyla
Türkçe'de Tarzan zor durumda diyoruz ya, Biden aslında zor durumda. Ve Biden da zaten geldiğinden beri çok başarılı bir dış politika yürütmüyor. Yani en başta geldiği sıralarda Putin'e katil dedi. Bu ne yani, durup dururken niye katil diyorsun Putin'e? Yani hem Çin'i hem Rusya'yı bir anda karşısına aldı. Onları da kendi birbirine yaklaşmasına neden oldu. Yani bu kadar kötü dış politika olabilir, evet. Olabilir mi? Yani şimdi dolayısıyla Biden o kadar dışişleri alanında tecrübeli denmesine rağmen kötü bir dış politika yöneticisi oldu. Yani dış politika alanında zaten Amerika çok becerikli değildir. Sadece işte kuvvetiyle bir şeyler yapmaya çalışır. Bugün de bu İsrail konusunda yani maalesef Netanyahu'nun suç ortağı, bunu açıkça söylüyorum hukuk açısından, Amerika'dır. Yani cinayet silahını katile veriyor. Cinayet silahını katile verirsen ceza hukukunda suç ortağı olursun. Bu kadar basittir. Birleşmiş Milletler'de bir tek işte ateşkes kararı kabul edildi. Amerika ona tarafsız kaldı. Fakat ondan sonra bu karar bağlayıcı değildir diye bir açıklama yaptı. Evet. Dolayısıyla gene Netanyahu'ya sen bu işe devam et şeyi verdi. Mesajı verdi. Mesajı verdi. Ertesi günde silah göndermeye şey yaptı. Devam etti. Yani dolayısıyla Gazze'deki olan katliamların soykırımı, soykırımsal diyelim artık, daha mahkeme kararını bilmiyoruz. Ama soykırımı atıf yapılmasını haklı kıran boyutlardaki şeyin, olayın, katliamın bir sorumlusu da Amerika'dır. Bunu unutmayalım. Amerika böyle yapmakla Batı'da gelişmiş olan hukuk değerlerine, insan hakları değerlerine, demokrasi değerlerine ihanet ediyor. Yani işte benim de şahsen sahip çıkmaya çalıştığım insan hakları, demokrasi, hukuk devleti gibi diğer değerler Batı'da ortaya çıkmıştır. Ama bugün İsrail yüzünden Batılı ülkelerin bir kısmı, Amerika, İngiltere, bir ölçüde Fransa, çünkü biraz Fransa geri çekildi. Almanya, Yeşiller de dahil olmak üzere bu evrensel değerlere ihanet içindedir. Yani bunu bir sol düşüncede bir insan, Batı'dakiler kabul etmiyorlar. Yani Batı'daki solu izliyoruz, Amerika'daki solu kabul izliyoruz ama yöneticiler kendi uygarlıklarında yetişmiş değerlere ihanet içindedirler. Peki şimdi Amerika, İngiltere zaten bu hani İran'ın önceki gece İsrail'i misilleme için yola çıkardığı yüzlerce drone ve füzeye Amerika, İngiltere ve Ürdün'e ait savaş uçakları havada imha etti. %99'u hava sahasına girmeden imha edildi diye açıklama yapıldı. Sonuçta İngiltere, Amerika bu işin tamamen arkasında İsrail'e. Tabii. Bundan sonra İsrail İran'a yönelik nasıl bir misilleme yapar? Gazze'de unutulduğuna göre İsrail bu politikasını da sürdürecek mutlaka bir planlama yapıyorlar. Ama Amerika'dan yeşil ışık almaya çalışıyorlar. Bütün mesele bu. Netanyahu Biden'dan belli bir şekilde yeşil ışık almaya ya da ona bu olayları nasıl dayatabileceğine dair bir senaryo üretmeye çalışıyor. Netanyahu yerinde durmak niyetinde değil. Filistin'i de ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. İşte Gazze'ye el koymak, Golan büyük şey. Ya daha dün kaç kişi öldürdüler, bir de Batı Şeria'da. Yani bu İsrail dur denilmezse İsrail'in bu gidişine uygarlık değerlerine yönelik tehdit gittikçe artacak. Bu ama buna dur diyecek olan kimdir? Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler işte Amerika yüzünden ne kadar etkin olabiliyor? Birleşmiş Milletler etkili olamıyor. Çünkü Amerika yüzünden, Amerikan vetosu yüzünden. Ama yoksa Guterres çok güzel açıklamalar yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sonunda memur. Yani evet. Dolayısıyla üye devletlerin şeyinde, elinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi kendi dünyadaki moral üstünlüğü, zaten tartışılan moral üstünlüğünü tamamen kaybetmiş durumda. Sizin yaptığınız açıklamalardan ben şunu anlıyorum. İsrail olan tepkilerin aslında bir bölümünü en azından ya da yarısını Amerika'ya yapmak lazım. Elbette, çünkü elbette. Asıl suçlu sadece İsrail değil, elbette, aynı zamanda ona tetiği veren, silah elbette, veren kişi elbette, Amerika elbette, olarak. Elbette, elbette. Yani benim kişisel olarak Amerika'ya karşı şu sıralarda, yani Amerika yönetimine karşı diyeyim. Evet. Yoksa Bernie Sanders gibi bir politikacı, yani orada o kişiler de var. Yönetimden söz etmek lazım. Evet. Amerikan yönetimine karşı
birçok insan gibi, özellikle soldaki insanlar gibi tepki doluyum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Oğuz Demir abi, çok çok sağ olun. Sağ olun. Bizimle birlikte olduğunuz için. Değerli izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 16'da yarın, saat salı günü 16'da Habere Doğru programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.